ve biz Aliyevler ve Paşaevler hanedanlığının, Kaçarların, Efşarların ve Sefeviler ailesinin varisi olduğunu düşünüyoruz. Ve inanıyoruz ki Aliyevler ve Paşaevler hanedanlığı bizi imperyal bir devlete kavuşturacak. Biz 1501 yılında kurulan Sefeviler İmparatorluğunu geri alacağız ve biz Borçalı, Derbent, Göyçemağlı, İravan, Güney Azerbaycan bölgesi birleşerek cumhuriyetimiz imperyal bir cumhuriyete dönüşecek. Biz buna isteriz, bu bizim hakkımızdır. Türkmençay-Gürcistan Anlaşması'na göre Azerbaycan resmi olarak Rusya tarafından işgal edilmiş ve bize iki farklı bir kader yazmıştır. Güney tarafı bizim kontrolümüzdeydi. Ama kuzey taraf Rusya'nın kontrolündeydi. Bu resmi olarak böyledir. Ve şu anda da Kuzey Azerbaycan, Azerbaycan halkının kontrolündedir. Maalesef şu anda İran'ın kontrolünde olan bir Urmiya gölü var ve Güney Azerbaycan deniliyor o bölge. Ve iki defa orada cumhuriyet ilan edilmiştir. 18 yılında, 20 yılında daha doğrusu Şeyh Muhammed Yabani tarafından 21 Azatistan Cumhuriyeti ilan edilmiştir. İkinci defa 45 yılında Soğuk Savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde orası 21 Azer Hareketi olan Seyit Cefer Pişeveri tarafından Sovyet devrimi yapılmıştır. Üçüncü defa biz demokratik cumhuriyet istiyoruz Güney Azerbaycan'da. Bu bizim doğal hakkımızdır. Ve çoğunluğu itibariyle Tehran'da da biz İran Cumhuriyeti'nin resmi olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk Cumhuriyeti olmasını talep ediyoruz. Şu anda İravan Türk Cumhuriyeti Türkiye'de ilan edilmiştir. Bu özerk bir cumhuriyet olacak ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin özerk bir bölgesi olacak. Bizim böyle talebimiz var. Çünkü 18 yılın 29 Mayıs kararı var ve bu kararla Halk Cumhuriyeti'nin meclisi resmi olarak İravan Cumhuriyeti'nin, daha doğrusu Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulması için İngilizler tarafından baskı uygulanmıştır. Çünkü İngilizlerin talebine göre eğer İravan bağışlanmazsa Ermenistan'a, tabii ki bağımsızlık tanınmayacak, istiklalimiz tanınmayacak ve bizim herhangi bir Bakü'nün kurtarılması ile ilgili hiçbir desteği olmayacaktır. Mecburen böyle bir karar vermiştir. Ve bu karar esnasında biz Bakü'nü 15 Eylül'de kurtarmışız. Bunu İngilizler tabii ki destek olmadan mümkün değildi. Ve İngilizlerin sonradan kontrolüne girdi. Ve petrol olarak tabii şu anda da Bakü İngiliz şirketlerin kontrolü altındadır. Ama artık yavaş yavaş bu şirket de gitmek zorundadır. Petrol şirket gidiyor. Ve bundan rahatsız olan Rusya yanlıları, muhalefet liderleri ve basın medyası ve bu bilgini nereden söylüyorum? Rus istihbaratına bağlı olan ve babasını Rus silahlı kuvvetler tarafından şehit edilen Osman Mirzayev, Karakent faciasında hayatını kaybeden bir muhabir, gazeteci Osman Mirzayev'in kızı Sevinç Osmankızı'dan aldık bu bilgini. Kendisi bunu zaten YouTube kanalında söyledi. Şu anda Ramiz Mehdiyev Cumhuriyete karşı, demokrasimize karşı bir darbe girişiminde başarısız olduğu için hıncını milletinden alıyor. Ve büyük bilim adamlarını alıyor. Ve milletvekillerinden alıyorlar. Böyle bir bilgi ulaştı insanlara. Ama korkmasınlar. Musa Kasımlı da korkmasın, diğer muhalefet liderleri de korkmasın. Bu sadece olarak eski Sovyet zihniyeti, eski komünizmin geri getirilmesi için başarısız bir şeydir. Ve bundan korkmayın. Ve hiçbir şey yapamaz. Bu ülkede demokrasi var, bu ülkede anayasa var. Ve hiç kimse anayasayı çiğneyemez, demokrasi çiğneyemez. Ve biliyorsunuz bir düğün esnasında medya bunu bilgiye ulaştı ki bu düğün, yani koronavirüs pandemisinin yaşandığı bir durumda düğünlerin yapılması tamamen anayasaya haykırıdır. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı yaptığı koronavirüs pandemisine mücadele siyasetine, politikasına zıttır ve bu çiğnemektir.
Cumhurbaşkanına saymaz yana bakıştır. Buna rağmen eski Cumhurbaşkanlığı Administrasyonu'nun başkanı Ramiz Mehdiyev'in akrabaları tutuklandılar. 15 günlük tutuklama, yani gözaltına alındılar 15 gün esnasında. Bu, tabii ki bu esnada Bakı Devlet Üniversitesi'nin sadık rektörü Abel Mehremov da bu düğün rezervasyona katılmıştı. Çok üzücü bir durumdur. O ombudsman yani milletvekilliğini yapan şahıs da, akrabası da o düğünde katılmıştı. Çok üzücü bir durumdur. Buna konuyla ilgili sadece söyleyeceğimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Atamız var olsun diyorum. Selamlar.